Sayın Kılıçdaroğlu izin verirseniz hemen başlıyoruz sorularımıza. Buyurun, ilk soru sizden alalım. Teşekkür ederim. NİDE Gazeteciler Yazarlar Cemiyeti Başkanı Şerife Türkeş. Efendim, şu anda CHP deyince toplumun... Mikrofonu biraz düzgün tutarsanız, evet duyulmuyor evet. Çünkü. Evet. CHP deyince toplumun gerçekten merak ettiği iki konu var. Bir, 15 milletvekilinin akıbeti. Bir tanesi de biliyorsunuz benim NİDE milletvekili Ömer Fethi, çok sevdiğim bir kardeşimdir. Durumları. Bunlar geri dönecekler mi? Dönmeyecek iseler İYİ Parti'den mi aday olacaklar? Bu konuda İYİ Parti'den aday olacaklarsa Meral Hanım'la bir konsensüs sağlandı mı? Bunu merak ediyorum. Diğer taraftan şu anda 400 gazeteci, yerel gazetecinin olduğu bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi adayını bu kadar kalabalıkta bizimle paylaşabilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Buyurun. Kendinizi tanıtır lütfen. Evet, Eskişehir Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam. Şimdi dünyada sağ sol kavramı ilk defa Fransız devrimiyle 1789 yılında kurulan Halk Mahkemesi'nde ortaya çıkmış diye. İşte köylü işçi sol tarafa oturmuş, diğer kesim sağ tarafa oturunca bundan böyle hep sol emekçiyi, işçiyi temsil etmiş. Ama bu Türkiye'de tam tersi. Neden? Burada CHP'nin suçu var mı? CHP ne yapmalı bu konuda? Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Marmaris'e ve dolayısıyla Muğla'ya hoş geldiniz. Ben Muğla Hamle Gazetesi'nden Özcan Özgür. Ben sabahki programdaki yaptığınız basın özgürlüğü ve basın özgürlüğü üzerine yaptığınız konuşmalarla üzerinden soru sormak istiyorum. Demiştiniz ki sabahleyin örneğin gazete dağıtımı devlet tarafından yapılmalıdır gelecekte demiştiniz. Acaba gelecekte o devleti ele geçiren iktidar parti hakkaniyetli bugünküler gibi kullanacaklar mı kullanmayacaklar mı bilmiyoruz. Anadolu Ajansı'nın durumu da ortada. Bu anlamda tersine Anadolu basını federasyon öncülüğünde bir gazete dağıtım şirketi, bir ajans, bağımsız bir ajans kursa daha doğru bir şey olur mu olmaz mı? İkinci sorum, yine sabah dediniz ki basın, gazeteci güce karşı bir denetim mekanizmasıdır. Doğru, basın işi kamu adına denetim yapmak. Ama bazen öyle bir şey oluyor ki şimdi Ankara'ya karşı denetim vazifesi yapmaya kalktığınızda Silivri'de alıyorsunuz soluğu. Yerelde bu işi yaparsanız, eğer bir de yerelde partiliyseniz bu sefer disipline verilip partiden atılmaya kadar gidebiliyorsunuz. Bu konuda ne dersiniz? Yani Ankara'yı bu özgürlükler anlamında eleştirirken CHP'li belediyelerde de zaman zaman özgürlükler yerel gazetecilere karşı kısıtlanabiliyor. Bu konuda ne dersiniz? Son olarak sorum şu. Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyet Halk Partisi kazanırsa siz Bakanlar Kurulu'nda yer alacak mısınız? Milletvekiline istifa edecek misiniz? Yoksa devam edip tekrar eski sisteme dönüp partinizin başında başbakan bulacaksınız. Teşekkür ederim. Semra Hanım. Semra Şener, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı. Öncelikle Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak tüm üyelerimiz, gazeteci meslektaşlarımız adına Marmaris'te düzenlenen Anadolu Medya Buluşması için hem size hem de değerli başkanımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bu çok anlamlı, sizin de az önce belirttiğiniz gibi ilk defa yapılmış bir organizasyon. Sorunlarımız çok büyük. Bunları bir platformda dile getirmek ve onlara çözüm önerilerini burada birlikte kafa kafaya vererek bulmaya çalışmak güzel bir adımdı. Kitaplaştırılacağı ve ondan sonra da bu sorunların tek tek çözümü aşamasında elimizde bir kaynak olacağı açısından biz gazeteciler olarak buna çok büyük destek verdik. İlçe başkanlarımızla ve gazeteci arkadaşlarımızla katıldık buraya. Tekrar teşekkür ediyorum. Aydın'ın şöyle bir tabiri vardır tanıtımında. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Efeler Diyarı'dır. Herkese selam olsun Efeler Diyarı'ndan. Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin şöyle de bir özelliği vardır. Bugün Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanımız da burada Sayın Yılmaz Karaca. Bundan önceki cemiyet başkanımız rahmetli Mustafa Çezik, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun kurulmasında ilk adımı atan kişidir.
1996 yılında ilk toplantı Aydın'da yapılmıştır. Federasyonun oluşması için ilk mihenk taşı atılmıştır. Sorununuzu o anlamda Semra çok Hanım, da vaktimizden... medyanın sorunlarına kafa yorar ve bu anlamda Aydın bir kent olduğu için de bu sorunlara çözüm önerilerini biz sık sık kendi aramızda da istişare ederiz arkadaşlarımızla. Yerel gazetelerin, yerel radyoların, internet haber sitelerinin, yerel televizyonların hepsinin tek tek ayrı ayrı sorunları var. Hepsi dile getirildi, tekrar etmek istemiyorum. Önümüzde bir seçim var çok yakın bir zamanda. CHP'nin bu seçimi kazanması durumunda yerel medya ile ilgili politikalarını merak ediyorum. Radyoların telif hakları ile ilgili. Birçok radyocu arkadaşımız içeride. Birçoğu hala yargılanmaya devam ediyor. Telif hakları ödenemez miktarlarda. Gazetelerde basın ilan kurumu ile ilgili şu anda talep edilen, yani bir gazetenin yeni mevzuatlarla ayakta durabilmesi için maliyetlerinin 3 kat artmasına rağmen gelirlerinin maalesef neredeyse 3 kat gerilemesi gazetecileri çok zorlamıştır. Yani bugün bir gazeteci... Sevda Hanım, vaktimiz var lütfen. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Bir gazeteci gazetesini çıkartmak için çok büyük fedakarlıklar yapmaktadır. Bu anlamda CHP'nin politikaları çok önemlidir. Çünkü gazetecilerin yeni şeylere ihtiyacı var, yeni politikalara ihtiyacı var. Bu politikaları çok merak ediyorum. Bütün medya kuruluşları adına. Teşekkür ederiz. Ve Dilek Hanım, buyurun. Dilek Gappi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesiyim. Sayın Genel Başkan, öncelikle Anadolu basınına verdiğiniz değer gerçekten memnun etti. Altını çizmek isterim. Tabii gündem çok yoğun ve çok hararetli ve bize fırsat verdiniz. Tabii ki bu konuda gündemin bu kadar ağırlığı içerisinde şunu sormadan olmaz diye düşünüyorum. En son referandum sürecinde biliyorsunuz yaklaşık artı eksi bir hesap yaparsak hayır bloğu 690 bin gibi bir oy farkıyla seçimi kaybetmiş. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybetmişti ve Türkiye bugünlere geldi. Bu başarıdan sonra siz bir de yürüyüş düzenlediniz ve öyle bir hale getirdiniz ki aslında partisel muhalefet bir anlamda toplumsal bir muhalefete dönüştü. Çok büyük bir heyecan yaratıldı. Şimdi baskın seçim de olsa Cumhurbaşkanlığı seçimi bir anlamda rotası belli bir seçimdi. Biraz bu toplumsal muhalefeti önümüzdeki seçime taşımakta biraz geç kaldınız mı diye sormak istiyorum. Bir de üzerine belki şunu eklemek mümkün. İlk turda Cumhurbaşkanlığı seçimleri yine çok önemli. Yine Türkiye için dönüm noktasıdır. İlk turda seçimi alabilmek için stratejiniz hazır mı? Eğer olmazsa tek çatı adayı olarak son tahlilde kendi adaylığınızı düşünüyor musunuz? Ekonomik soruları da daha sonraki turda geçeriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kemal Bey, buyurun. Kemal Kapaklı, Şanlıurfa Rab Gazeteciler Cemiyet Başkanı. Sabahki oturumda ağırlıklı olarak sorunlar gündeme geldi ve bir konuşmacı son cümlesi olarak CHP iktidar olmalı dedi. Gerçekten bugün sizin de ifade ettiğiniz Türkiye'nin temel 5 sorununun çözümü için CHP'nin iktidara gelmesi gerekir. Ancak bugün görüyoruz ki Doğu ve Güneydoğu'da ben özellikle analiz ettiğimde 2000 öncesi %50, %45, %20 oy alan CHP, SHP ne yazık ki 2000'li yıllardan sonra yapılan tüm seçimlerde %2 gibi, %1 gibi rakamları aşamıyor. Acaba burada gerçekten CHP'nin sağlıklı bir kabul görür bir Kürt politikası olmaması, bilhassa dokunulmazlıkların kaldırılmasındaki iktidara verdiği desteğin bir sonucu yok mu? Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Kürtlerle ilgili, ılımlı Müslümanlarla ilgili ve yoksullarla ilgili bağı yok gibi algılıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımız zaman son 7-8 seçimde sadece Doğu ve Güneydoğu'da değil, Karadeniz'de, İç Anadolu'da yok. İktidar olabilmesi için bu konularda gerçekçi, yürütülebilir bir politika düşünülüyor mu? Özellikle bu baskın seçimde bu iktidarı devirebilmek için Halkların Demokrasi Partisi ile
bir işbirliği söz konusu olabilir mi? Teşekkür ederim. Ferit Bey, buyurun. Ferit Demir, Tunceli'de gazeteciyim. Sayın Genel Başkan, siz sabahki konuşmanızda daha çok adalet vurgusunda bulundunuz. Türkiye'de hukuksuzluğu, yaşanan hukuksuzlukları dile getirdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında nasıl bir hukuk sistemi olacak? Bugünkü mevcut Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu devam edecek. Yeni bir hukuk sistemi yürürlüğe, yani çalışması mı yapılacak? CHP'nin hukuk alanında, adalet alanında nasıl bir çalışma yapacağını merak ediyorum. Bir diğer soruda yine sabahki konuşmanızda vurgulamıştınız. Türkiye'nin komşusu yok demiştiniz. Komşusu kalmadı demiştiniz. CHP dış politika konusunda son dönemlerde pek bir şeyi olmadı. Açıklaması, vurgusu olmadı. Sizin zaman zaman vurgularınız oldu. CHP'nin dış, CHP iktidara gelirse dış politikası nasıl olacak? Bu komşular tekrar nasıl kazanılacak? Komşumuz yok dediniz. Bu komşuların kazanılması için nasıl bir dış politika izleyecek CHP? Bir de bölgede yaşanan durumu biliyorsunuz. Türkiye'nin özellikle Doğu Güneydoğu'sunda. Bu yaşanan olayların durması, barışın yeniden tesis edilmesi ve vatandaşın en çok merak ettiği sıfır baraj konusunda halen ısrarınız devam ediyor mu? Bu yönlü çalışmalarınız devam ediyor mu? Ayrıca zaten Türkiye en çok şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını merak ediyor. Büyük ihtimalle ismini söylemeyeceksiniz ama en azından bir ipucu verecek misiniz? Teşekkür ederim. Rumuz olarak verin diyorsun adınız. Efendim İbrahim Bey, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Başkanı. Efendim İbrahim Erdoğan benim adım. Dediği gibi Orhan Bey'in Anadolu Spor Gazetecileri Derneği'nin genel başkanıyım. Aynı zamanda da Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun genel sekreteriyim. Şimdi şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu salonda karşınızda her dönemin gazetecileri yok. Bundan emin olun. Tam tersine bütün güç koşullara rağmen Anadolu'da her dönem adam gibi doğru, dürüst, tarafsız gazetecilik yapma kaygısı taşıyan, bu çabayı gösteren arkadaşlarımız var. Ve bu güzel tabloyu yarattığı için sevgili Marmaris Belediye Başkanımıza ben özel bir teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Geri dönecekler. Bizim liselerimizde şu veya bu şekilde isterlerse yer alabilecekler bu arkadaşlarımız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı, daha önümüzde süre var. Bu konuda zaten gerek ben, gerek arkadaşlarım, gerek örgütlerimiz çalışıyoruz. Güzel bir aday çıkaracağız. Bundan da en ufak bir endişemiz yok. Efendim, genelde siz 1789 Fransız İhtilali'ne kadar götürdünüz bizi. Sağ-sol kavramların ortaya çıkmasıyla ilgili olarak şöyle ifade edeyim. Sol kavramı doğru. Parlamentonun sol tarafına oturanlar emekçilerden yana, sağ tarafında oturanlar da sermayeden yana olmuşlar. Ve dolayısıyla bu kavramlar 21. yüzyıla kadar gelmiş. Yani 18. yüzyılın kavramlarıyla 21. yüzyılın sorunlarını çözmek mümkün değil. Bu kavramlar eski kavramlar ama her halükarda çok değerli kavramlar. Ama biz artık 21. yüzyılın sorunlarını çözmek için yeni kavramlar üretmeliyiz. Siyasette yeni adımlar atmalıyız. Popülizm çok önemli bir unsur olarak bugün gündemimizde. Artık daha olaylara soğukkanlı bakıp her kesimin sorunlarını çözmeye yönelik politikalar üretmek zorundayız. Sadece işçilerin değil, sadece işverenlerin değil, işçilerin de, işverenlerin de demokrasi kültürü altında, demokrasi içinde. Çünkü artık 21. yüzyılda işçi ve işverenleri karşıt gruplar olarak görmemek lazım. İşçiler ve işverenler bir arada oturup çalışmak, üretmek ve ürettiklerini hakça bölüşmek zorundalar. Bunu yaptığımız zaman zaten toplumsal barışı da sağlamış oluruz. Bizim bakış açımız bu. Dolayısıyla biz 21. yüzyılda Türkiye'nin sorunlarının demokrasi içinde, hukukun üstünlüğü içinde, güçler ayrılığı ilkesi içinde, adalet içinde, devlette liyakatin olduğu bir yapı içinde çözülebileceğine inanıyoruz. Bu konuda tabii çok daha uzun konuşmak mümkün ama maalesef süremiz biraz sınırlı. O nedenle kısaca bunu ifade edeyim. Şunu da söyleyeyim.
İşte bizde işçiler CHP'ye oy vermiyor ama daha çok üst gelir grupları CHP'ye oy veriyor diye de bir düşünceniz oldu. Hayır, tam tersine, yani üst sınıflardan da, yani eğitimli sınıflardan da ya da gelir düzeyi yüksek olan sınıflardan da oy alıyoruz. Düşük gelirli olan sınıflardan da oy alıyoruz. Yani bunu İstanbul'un varoşlarına baktığınız zaman CHP'ye oy veren düşük gelirli gruplar da var ama CHP'ye iyi oy veren, gelirli grubu iyi olan taraflar da var. Belki şöyle bakmak gerekiyor olaya, o da çok net olarak ifade etmek gerekiyor. Siyaset, özellikle 1980 sonrası siyaset, farklı bir alana yönlendirildi. Sabahki konuşmamda da ifade ettim. Etnik kimlik üzerinden siyaset ya da inanç üzerinden siyaset ya da yaşam tarzı üzerinden siyaset, siyaseti demokrasiden koparmış oluyor ve insanların daha sağlıklı oturup düşünmelerini ve karar vermelerine engel oluyor. O nedenle siyaseti yeni bir raya, yeni bir sürecin içine sokmak zorundayız. Siyaset, ben işsizsem siyaset kurumu bana iş bulacak. Siyaset kurumu benim inancımla, benim kimliğimle, benim yaşam tarzımla oynamayacak ve bunları siyasete malzeme etmeyecek. Biz geniş halk kitlelerine bu özgüveni ve bu çağrıyı yapmak zorundayız. Yani özgüvenle bunu ifade edebilmeli ve bu çağrıyı da dillendirmeli. Benim çocuğum işsiz, kardeşim sen benim çocuğuma iş bulacak mısın, bulmayacak mısın? Bulacaksan nasıl bulacaksın? Sorun var, bu sorunu sen nasıl çözeceksin? Onunla ilgili vaatler, onunla ilgili söylemler artık gündeme gelmeli ve o çerçevede sorunlar çözülmeli diye düşünüyoruz. Efendim, gazete dağıtımı devlet tarafından yapılmalı diye sabahki konuşmamda ben devlet tarafından değil, çok ortaklı bir kurum, yani bir şirket tarafından yapılmasını istemiştim. Örneğin Türkiye'de 100 gazete çıkıyorsa, 100 gazete, her gazete %1, %2, %3 payla, yani bir kooperatif mantığıyla herkes ortak olmalı ve gazete dağıtımını da bu şirket yapmalı. Dolayısıyla tekelci bir anlayışla değil, tam tersine bütün yayın organlarını rahatlıkla Türkiye'nin her tarafına ulaştırabilmelidir diye düşünüyorum. Öbür türlü bir tekelci anlayış var. Beğenmediği bir gazeteyi, diyelim ki bir dağıtım kuruluşu, dağıtmayabilir. Geçmişte bunun örneklerine de pek çok kez tanık olduk ama bunları aşmak lazım. Aşmanın yolu da dediğim gibi bir veya iki şirket değil, kolektif bir anlayışla bütün gazetecilerin ya da işte yayın kuruluşların bir araya gelerek ortak bir şirket kurmalarıyla bu sorun aşılabilir diye düşünüyoruz. Tabii bu aşılır bu şekliyle olacak ama bu aynı zamanda denetlenecek. Kim denetleyecek? Basın kuruluşları denetleyecek. Ayrıca gelir açısından diyelim ki kamu denetleyecek ve bu denetim organı bir şekliyle olacaktır. CHP'li yerelde de çok zor koşullar var gazeteler açısından. Yerelde de gazeteciler zor koşullarda görev yapıyorlar. Doğru. Yani ben gittiğim yerlerde zaman zaman yereldeki gazete kuruluşlarına da gidiyorum. Onları ziyaret ediyorum. Çayını, kahvesini içiyorum. Onların sorunlarını da dinliyorum. Var sorunları. Yani yaygın medya kadar yerel medyanın da kendine özgü sorunları var. Özellikle eğer belediye başkanıyla aralarında bir tartışma çıkıyorsa, belediye başkanları zaman zaman bu yerel medya üzerine baskı kurduklarını da biliyoruz. İlan vermediklerini, reklam vermediklerini veya dağıtımını engelledikleri yönde şikayetler de geliyor. Eğer bizim belediyelerden yana bir şikayet gelirse biz bunun üzerine gideriz. Çünkü ben yerel medyanın özellikle belediye ciddi bir güçtür. Medyanın da gücü denetlemesi gerektiğini söyledim. Halkın çağrıları paralelinde denetlenmelidir. Belediye başkanı yanlışı varsa elbette yazacaklardır. Yani bunu yazmalarından daha doğal ne olabilir? Bu çerçevede bakmak gerekiyor. Belediyeler, evet böyle. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bakanlar kurulunda yer alacakmışsınız diye bir soru daha geldi. Benim kişisel düşüncem, siyasal partilerin liderlerinin Cumhurbaşkanı seçimlerinde rol almamaları şeklinde. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması lazım. Tarafsızlığını kamuoyuna deklare etmesi lazım. Çünkü anayasaya göre yemin edecek yani. Namusum ve şerefim üzerine tarafsız davranacağıma dair yemin ediyorum diyecek. Şimdi
namus ve şeref kavramının ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu çerçeveden ben olaylara bakıyorum ve öyle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Efendim, Aydın, Efeler Diyarı, Semra Hanım'ın soruları. Yerel medya politikaları, yerel medyanın, daha doğrusu şöyle yapmak lazım. Yani medyayı yerel ve yaygın medya olmanın ötesinde medyanın işlevini sağlıklı yerine getirmesi açısından her alandan desteklenmesi lazım. Yerel yöneticiler, yani yerel iktidarlar tarafından da, merkezi iktidar tarafından da desteklenmesi lazım. Ama bu desteklemenin objektif koşullara bağlanması lazım. Yani ben sana şunu vereceğim ama sen de benim lehime yazı yaz dendiği anda orada ipler kırılıyor. Yani orada bir çıkar gündeme geliyor ve dolayısıyla medya işlevinden büyük ölçüde kopmuş oluyor. Objektif koşullara bağlanmasını istememin temel nedeni de o. Basın ilan kurumu ne olacak? Reklam gelirleri için ya da size verdiği ilanlar için fiyatı yükseltecek. Kimin için yükseltiyor? Bütün yerel kuruluşlar için. Dolayısıyla burada objektif bir kural var. Bu objektif kurallardan yola çıktığımız zaman medya daha güçlü olacak, kimseye ödün vermeyecek, inandığını yazacak, haber değeri olanı yazacak, daha güçlü bir yapıyı ve güveni topluma göstermiş olacak. Sivil bir başka şey, yerel medya politikalarımızı sordunuz. Şöyle bakın, sağlıklı işleyen bir demokraside, örneğin Fransa'da, örneğin Almanya'da, örneğin İngiltere'de, Danimarka'da, işte Norveç'te, İsveç'te diyelim, sağlıklı işleyen bir demokraside yasalar çıkarken parlamentoya bir yasa gelir. Bu bir teklif olabilir veya bakanlar kurulundan bir olarak gelebilir. Parlamentoda bunlar komisyonlarda, yani uzmanlık komisyonlarında görüşülürken mutlaka sivil toplum örgütleri davet edilir. Yani medya ile ilgili bir yasa görüşülüyorsa bütün medya ile ilgili sivil toplum kuruluşları, onların görüşlerine bakmaksızın tümü davet edilir. Hükümetten böyle bir tasarı geldi veya bir milletvekili, 5 milletvekili böyle bir teklif verdi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Onların görüşleri alınır ve bir toplumsal uzlaşmayla parlamento genel kurulunda geçer. Bizim en büyük eksiğimiz sivil toplum örgütünü tümüyle devre dışı bırakmaktır. Medya ile ilgili yasa çıkıyor, medya mensubunun haberi yok. Çiftçi ile ilgili yasa çıkıyor, ziraat odalarının haberi yok. Esnaflarla ilgili bir yasa çıkıyor, Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nun haberi yok. İş dünyası ile ilgili haber çıkıyor ya da yasa çıkıyor, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin haberi yok. Meslek kuruluşları, sivil toplum ve yasama organının birlikte çalışması lazım. Biz bunu taahhüt ediyoruz. Çünkü sivil topluma önem veriyoruz. Nedeni de şu, sivil toplum nasıl siyasi partiler demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur deniyorsa, aslında demokrasinin vazgeçilmez unsuru siyasi partiler değil, sivil toplum örgütleridir. Nedeni de şu, sivil toplum örgütleri tamamen gönüllülük esasına göre çalışırlar. Hazineden şöyle böyle yardım almazlar, herkes cebinden parayı koyar ve belli bir ideali göre çalışırlar. Hazineden şöyle veya böyle yardım almazlar, herkes cebinden parayı koyar ve belli bir ideali gerçekleştirmek için mücadele ederler. O nedenle bazı batılı siyaset düşünürleri diyorlar ki önümüzdeki 100 yıl içinde siyaset partiler sona erecek ama onların yerini sivil toplum örgütleri alacak. Bu çerçevede yaklaştığımız zaman yasama organıyla siyasal partiler arasında sağlıklı ve tutarlı bir ve sivil toplum arasında bir meşruiyet zemini yaratılmış olur. Efendim, Dilek Hanım, toplumsal muhalefeti sağlayacak mısınız? Referandumda bir toplumsal muhalefeti bir anlamda örgütlediniz diye ifade etmiştim. Değişen bir şey yok aslında. 60 günlük süre az bir süre değil. Dolayısıyla geçmişte tek adam rejimine hayır diyenlerin aynı noktada durduklarını gayet iyi biliyoruz. Bütün veriler bunu gösteriyor. Evet oyu kullanıp pişman olanlar var. Onu da 3 aşağı 5 yukarı hem hissedebiliyoruz hem bazı kamuoyu yoklamaları bize gösterebiliyor. İstediğimiz şu, yani bu ülkede gerçekten gerçek anlamda bir demokrasi. Biz demokrasi istiyoruz. Siyasi partilerin farklı görüşleri olabilir. Ekonomi politikaları, siyasal politikaları, medya ile ilgili politikaları farklı olabilir. Ama biz birlikte düşünce oluşturmak, birlikte çalışmak, birlikte mücadele etmek zorundayız. Olaya böyle bakıyorum. Geç kalma değil,
bizim şu anda önümüzdeki birinci sorun demeyeyim de çözmemiz gereken ya da üzerinde uzlaşmamız gereken birinci nokta medyada sıfır baraj ittifakı olarak adlandırılan, yani birden fazla siyasal partinin bir araya gelerek %10 seçim barajını ortadan kaldırabilecek bir ittifakı sağlamak. Bunun için arkadaşlar çalışıyorlar. Her siyasal partiden arka kapı diplomasisini çalıştırarak bu konuda bir benim adaylığımla ilgili sordunuz. Parti, işte evet. HDP ve diğer partileri tek çatı altında toplayabilecek isim sanki son aşamada siz görünüyorsunuz. Bu noktada kararınız ne olur? Ben düşüncelerimi daha önce de ifade etmiştim. Bu yasa, daha doğrusu bu düzenleme parlamentonun gündemine geldiği andan itibaren ben siyasal partilerin genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiği yönündeki düşüncelerimi ifade etmiştim. Yine de aynı noktadayım. Tarafsızlık üzerinde özenle durduğum nokta o. Çünkü şöyle değerli arkadaşlarım, medya mensubu arkadaşlarıma ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı kavramı 80 milyonu kucaklayan bir kavramdır. Bir siyasal partinin genel başkanının 80 milyonu kapsaması çok zor. Yani farklı düşüncede olan bir, siyasi görüşü olan bir vatandaşın, eğer siz siyasal kimliğinizle Cumhurbaşkanı oluyorsanız, sizi kucaklama şansı olmayabilir veya göstericiden ibaret olur ama gerçek samimi anlamda sizi kendi Cumhurbaşkanı olarak görmeyebilir. Biz, yine benim şahsi düşüncem, onu da ifade edeyim, Cumhurbaşkanı bir ülkenin sigortasıdır. Bu çok önemli. Devletin sigortasıdır Cumhurbaşkanı. Siyasal partiler arasında görüş farklılıkları olur, tartışmalar olabilir ve Türkiye'nin en kritik sorunlarının çözümünde Cumhurbaşkanlığı makamına çıkılır. Bütün siyasi partilerle birlikte Cumhurbaşkanlığı makamında soruna çözüm üretilir. Ama bir Cumhurbaşkanı tarafsız değilse, taraflı birisi soruna ne kadar samimi ve yansız yaklaşabilecek? Biz bakın sadece bugünü ve yarını değil, Türkiye'nin geleceğini düşünerek politika üretmeye özen gösteriyoruz. Efendim Kemal Bey, adaşım sordu. Doğu Güneydoğu ile ilgili geçmişte SHP, CHP iyi oy alıyordu, şimdi almıyor. Oy oranı çok düşük. Bu gerçekti, bunlar gerçek. Hayatın birer gerçeği biz de görüyoruz. Sizler de gazeteci olarak görüyorsunuz zaten bunları. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kürt sorununun çözümü konusunda en tutarlı, en sağlıklı politikaları üreten parti biziz. Bakın bunu söylüyorum. Ve bunlar lafta değil, lafta değil. Tam tersine ben bunları söylediğim zaman, bazı konularda attığımız adımları ifade ettiğim zaman iktidar cephesine şöyle bir eleştiri gelmişti. Efendim siz bunları söylersiniz ama yarın kanun gelirse hep beraber itiraz edersiniz. Bunun üzerine ben arkadaşlarıma talimat verdim. Bütün bu düşündüklerimizi kanun teklifi haline getirin. Bütün milletvekillerimiz altına imza atsın ve meclis başkanlığına verelim. Biz bunu yaptık. Samimi olduğumuzu göstermek için. Yani bir çifte standarda yer vermemek için. Elbette bölgedeki yapıyı biliyoruz. Az önce söyledim. Siyaseti etnik kimlik eksenine, inanç eksenine veya yaşam tarzı eksenine hapsettiğiniz zaman sorunu çözmekte zorlanıyorsunuz. Çözmekte zorlanıyoruz. Bu gerçeği bilelim. Şimdi bu gerçek önümüzde dururken biz toplumun tüm kesimini kucaklayan mesajlar vermeye özen gösteriyoruz. Hiç kimseyi dışlamıyoruz. Hiç kimseyi. Düşüncesinden ötürü, inancından ötürü, kimliğinden ötürü yapmıyoruz biz bunu. Yapmayı doğru da bulmuyoruz. Ama bu bazen doğrudan doğruya, bazen dolaylı olarak diğer siyasal partiler tarafından acımasızca işleniyor. Ve bu bizim demokrasi anlayışımıza, demokrasi kültürümüze büyük zararlar veriyor. Dokunulmazlıklar konusuna değindiniz, onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Biz öteden beri dokunulmazlıklara karşı olan bir siyasi partiyiz. Yani sanki gittik dokunulmazlıklar kaldırılırken evet oyu verdik, düşüncelerimizi değiştirdik. Yok öyle bir şey. Bizim parti programında var. Dokunulmazlıklara karşıyız. Milletvekili dokunulmazlığı olmasın. Dokunulmazlığı sadece ve sadece kürsü dokunulmazlığı, yani söylem dokunulmazlığıyla sınırlı tutulmasını istedik. Hep öyle yaptık.
Çünkü milletvekili düşüncesini özgürce ifade edebilmeli. İster mecliste, ister meclisin dışında. Bundan ötürü milletvekilinin dokunulmazlığı olmalı. Onun dışında yolsuzluk yapmış milletvekili dokunulmazlığı olsun. Yolsuzluk yapan adama niye dokunulmazlığı olsun? Eline silah almış, bilmem gitmiş, 3 tane adamı vurmuş. Niye dokunulmazlığı olsun? Yani biz bunları istemiyoruz. Ama düşüncesini ifade ederken dokunulmazlığı olsun. Orada şöyle bir anlayış daha var. Onu da ifade edeyim. CHP evet dedim. Buna efendim işte siz bir oyuna geldiniz. Hayır efendim, bizim programımız böyle, düşüncemiz böyle. İki, bunun için anayasa değiştirmeye gerek yoktu ki. Mecliste iktidar partisinin çoğunluğu var. İsterse bugün öğleden sonra, bakın, bugün öğleden sonra herhangi bir milletvekilinin dokunulmazlığını tek başına iktidar parti kaldırabilir. O zaman soru şu, böyle bir yetki...